Merhabalar efendim, ben Berat. Bugün 13. Ayının rehber serisinin temellerini atıyoruz. Seri boyunca filmin hikayesinden tutun da perklere varana kadar her şeyi anlatacağız. Hazırsanız rehber serimiz bölüm 1 ile başlıyor. Oyunundan önce 1980'de filmiyle ünlü olan 13. Ay bir korku filmidir. Camp Crystal Lake, 10 yıllar önce esrarengiz cinayetlerin yaşandığı terk edilmiş bir gençlik kampıdır. Bir girişimci kampı tekrar hizmete açmaya karar vererek gençlerden oluşan bir kadroyu işe alır. Filmin asıl konusu bu kadrodaki insanların esrarengiz ölümüdür. Fakat birinci filmin aksine ikinci filmdeki esrarengiz katilimiz değişmiş, Bayan Voorhis yerine 30 yıl önce boğulmuş oğlu oyunumuzun katili olan Jason Voorhis geçmiştir. Oyundaki amacı annemizin intikamını almaktır. Filmi bir kenara bırakıp oyuna bakacak olursak, 13. Cuma, Gun Media'nın yapımcılığını üstlendiği Infonix tarafından geliştirilen çok oyunculu bir hayatta kalma oyunudur. Proje ilk duyurulduğunda Kickstarter üzerinden bir bağış kampanyası başlatıldı ve kısa sürede firmanın hedeflediği rakama ulaşıldı. Oyun, 8 kişinin online oyunu multiplayer bir yapıya sahiptir. 8 kişi bir lobiye girer ve bir kişiyi oyunun rastgele katil seçer. Diğer 7 kişi telaşlı bir şekilde koşturmaya başlarlar. Eğer Jason olursanız kazanmak için yapmanız gereken şey herkesi öldürmektir. Kurban olursanız da kaçmak için yapmanız gereken bazı görevler mevcut. Sağ tarafta gördüğünüz görevlere geçmeden önce aklınızdan şu kuralı çıkartmayın. Eğer 20 dakika boyunca hayatta kalırsanız otomatik olarak kazanmış olursunuz. Jason sizi 20 dakika içinde bulabileceği için bu yöntem hem zor hem de bir o kadar sıkıcıdır. Kaçmak için bize sunulan ilk yol polisten yardım istemektir. Biraz meşakkatli olsa da şanssız yaver giderse kolaylıkla kaçabilirsiniz. İlk olarak Fuse dediğimiz telefon kitini bulmanız lazım. Fuse'u bulduktan sonra telefon kutusunu tamir etmelisiniz. Telefon kutusunun olduğu evin içinde telefon mevcut. Yapmanız gereken şey 911'i aramak. Yalnız uyarıyorum, bunu klavyeden denemeyin. Sizin E'ye basmanız yeterli. Aileni aradınız, konum attınız. Peki şimdi ne olacak? Rıza Baba ve ekibi 5 dakika içinde olay yerine intikal edecektir. Ancak haritalarda polisin gelebileceği iki tane kapı var. Akıllarda en deli soru, polis hangi kapıya gelecek? Artık orası kader kısmet. Oyunun bize sunduğu ikinci kaçma yöntemi araba vasıtasıyla kaçış. Bazı maçlarda kaçmak için
İki araba bulunurken bazı maçlarda bir araba ve bir tekne yer alıyor. İki araba ile başlayan maçlarda arabalar birbirinden farklı renkte ve farklı koltuk sayısında oluyorlar. Mavi renkli araba ile 4 kişi kaçabilirken sarı renkli arabada sadece 2 kişi kaçabiliyor. Arabaları kaçmak için hazır hale getirirken 3 şey gerekli. Bunlardan birisi benzin, diğeri akü ve arabayı çalıştırmak için bir anahtara ihtiyacınız var. Eğer her şey tamamsa marşa basın ve çıkış kapısının yolunu tutun. Bir diğer yöntem tekne ile kaçış. Arabaya nazaran daha az parça gerektiren tekne için gerekli malzemeler 500 kilo çimento, 300 kilo kum. Pervane ve benzinle çalışan teknemiz maksimum 2 kişiliktir. Şunu unutmayın ki Jason suda inanılmaz hızlı gitmektedir. Buradan ne anlıyoruz? Her güzelin bir kusuru vardır. Görevler arasında olmayıp oyunu kazanmanızı sağlayacak bir yöntem daha mevcut. O da Jason'ı öldürmek. Bu video içerisinde bahsetmeyeceğim ama merak ederseniz Jason'ı öldürdük adlı videoma göz atabilirsiniz. Oyunun içerisinde karakterinizi geliştirip kıyafet seçebileceğiniz bir alan mevcut. Burada da gördüğünüz gibi her karakterin farklı özelliği var. Bu konuya başka videolarda tek tek değineceğiz. Karakterinizi perk alarak onu daha güçlü hale getirip kaçmayı kolaylaştırabilirsiniz. Oyunun içinde 500 CP'ye perk alabilir ve perklerinizi satabilirsiniz. Videonun sonunda değineceğim şey bazılarınıza basit gelebilir. Sağ altta map mevcut ve map'in etrafında kırmızı bar sizin dayanıklılığınızı temsil etmektedir. Ne kadar koşarsanız hem etrafa ses dalgası yayarak Jason'ın dikkatini çekersiniz hem de dayanıklılığınız azalır. X'e basarsanız karakteriniz yavaş tempoda koşacaktır ve bu sayede daha uzun süre koşabileceksiniz.
Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Rehber serimizin ilerleyen bölümlerinde perklerden, haritalardan, karakterlerin hikayelerinden ve itemlardan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, eğer ki video işinize yaradıysa bir like'ınızı alırım. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda belirtebilir, canlı yayınlarda sorabilirsiniz. Hacı gel beraber oynayalım, sohbet edelim, muhabbet edelim derseniz Discord linkimiz açıklama kısmında mevcut. Rehber serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın efendim.